Nefs Lütfen. tadına uzanalım şimdi. Geçen hafta kendisinin makamına geldiğim zaman dedim başkanım ben böyle böyle bir projem var. Hay hay dedi. Yani ne istiyorsan ne elimizden geliyorsa beni o kadar onur etti ki ben daha önceki sponsorluklarda hiç bu kadar onuru olduğumu hatırlamıyorum. Bu kadar ilgi gördüğümü hatırlamıyorum. O yüzden başta başkanımız olmak üzere, sayın başkanım olmak üzere kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben de firmam ve şahsım olarak sadece bugün değil, ileriki zamanlarda da yeni projeler konuştuk, anlaştık. İnşallah devam edeceğiz. Bunun sadece burada noktalanmayacak. Kulübüm ve başkanlarım ne emrederse ben onların her zaman yanındayım. Hatta şu anda bile amatör şubede bir eksiklik varsa başkanım burada onu bile yapmaya hazırım, imza atmaya hazırım. Çok büyük camia olduğumuzu ben Galatasaray kulübüyle kendi logomu yan yana getirdikten sonra çok daha iyi anladım. Geri getirisini çok iyi anladım. O yüzden ben buradan diğer Galatasaray iş adamlarına, holding patronlarına da seslenmek istiyorum. Bu kulübün değeri, markası dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun değerini zaten biliyoruz ama biraz daha bilelim, biraz daha katkıda bulunalım kulübümüze. Transferler yaptık, yeni yönetimimiz o kadar güzel gidiyor ki ben de bunun bir köşesinde olmaktan onur duyuyorum. Sayın Başkanım keza kendisi çok ünlü bir iş adamı, yaptığı işlerden dolayı Galatasaray'a eskilerden beri kattığı desteklerden kendim şahsım olarak bildiğim için bir kez daha Sayın Cemal Özgürköy Başkanıma, Dursun Başkanıma teşekkür ediyorum. Evrim Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Galatasaray TV'ye sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum yani yarın öbür gün bir daha bir ihtiyaç varsa başkanım her zaman yanınızdayım, buradayım. Galatasaray taraftarlarına buradan çok sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçi ben yönetim kurulu üyesi veya bir herhangi bir görev almıyorum ama dışarıda gördüğüm tepkiler, Galatasaray'a verdiğimiz destekler o kadar çok artı geri planda ki yani bunu anlatması, tarifi söz konusu değil. Ben her zaman onların yanındayım. Tunç Holding olarak değil, taraftarlarımızın adına ben burada bu imzayı atıyorum, kabul ederlerse. Hepsine de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ve tekrar söylüyorum eğer yine bir ihtiyaç olursa başkanım nacizane çorbada tuzumuz olacağından şüpheniz olmasın. Teşekkür ediyorum. Hem bir taraftar olarak hem de her zaman işbirliklerine açık bir kişi olarak Sayın Dinçer Azapan'a bu destekleri için teşekkür ediyoruz. Başkanım imzalara geçebiliriz. Peki. Ben önce okuyayım. Lütfen başkanım. Buradayız. İmza atan. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun tüm camiamıza. Size de başkanım. Tekrar teşekkürler. Ne demek başkanım? İmzayı atamıyorum ama. Bitirelim şu işi. Galatasaray Spor Kulübümüz yeni sezon için yepyeni işbirliklerine imza atmaya devam ediyor. Eski dostlar her zaman yanımızda bizlere destek oluyorlar. Hayırlı uğurlu olsun bu imza, forma, kol, sponsorluğu, anlaşması kulübümüz için, futbol takımımız için. Her zaman olduğu gibi formamız da geldi. Evet efendim. Gördüğünüz gibi bu dün akşam hazırlık maçımızda futbolcularımızın giydiği formalardan bir tanesi. Dün akşamın da önemine binaen evet. Ve bu anlaşmanın önemine binaen bunu size takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Dün zaten terlidir hala forma. Evet çok sağ olun.
Ve Galatasaray'ın yeni sponsorluk anlaşmasından görüntüler ekranlarımıza taşıdık. Tunç Holding arasında Galatasaray'la erkek futbol takımının kol sponsorluğu için bir lansman gerçekleştirildi. Açıklamalar da oldu. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Galatasaray daha çok sponsorluklar alacaktır eminim. Çünkü bunu başarabilen bir yönetim ve iyi bir takımda kurabilen bir yönetim geldi. Hayırlısı olsun. İnşallah Galatasaray için de iyi, hayırlı bir sezon olur. Diğer takımlarımız için de iyi bir sezon diliyorum ben bu sene. Peki biz yeniden o zaman içeriklerimize geri dönelim istersen. Lütfen. Fenerbahçe'de kalmıştık, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bir sonraki paylaşıma içeriğimize de sizlerle beraber şöyle bir bakalım. Jesus'un ve Emre Mor'un doğum günüydü. 24 Temmuz. İkisinin de doğum günlerini kutlayalım. Bir fotoğraf daha var. Oraya da gelmek istiyoruz hemen. Bir sonraki paylaşıma da bakalım. Videoymuş daha doğrusu. İzleyelim. Serhan üzerine konuşabiliriz Arda çok Güler'le. Çok sempatik, çok değil doğal, çok güzel. Çok güzel. Burada Arda bizim Türk geleneklerimizi ortaya çıkarmış. Jorge Jesus da baba gibi bir rol üstlenmiş burada. Ben de Arda'nın da güzel, sempatik. Ben Arda'yı çok beğeniyorum. Yani hem karakter olarak beğeniyorum. Hem surat olarak gerçekten çok iyi bir çocuk, hem de iyi bir futbolcu. Masum ve iyi bir karakter, kesinlikle, iyi niyetli bir karakter olduğunu kesinlikle belli ediyor değil mi o ifade? Kesinlikle, kesinlikle. Yani o açıdan bence çok da güzel olmuş. Tam bizim Türk geleneklerimize binaen elini öpmesi ve Jorge Jesus'un da baba gibi sarılması. Güzel görüntüler. Onun da hoşuna gidiyor Jesus'un. Farkında mısın? Bak şurada. Beklemiyor aslında. Sonra sempatik buluyor ve oyuncuya da sarılıyor. Güzel diyaloglar tabii. Evet, güzel olmuş. Peki biz de ilerleyelim bir sonraki paylaşıma da bakalım. Yine görüntülü bir paylaşılmış bir video. Önce izleyelim. Galatasaray'ın Ryan Babel'le yolları ayrıldı. Yeni durağda artık netlik kazandı. Birinci lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyecek. Transferde resmen açıklandı. Sen de demiş şey demiştin sanırım. Babel'le bir röportaj yaptığını söylemiştin. Kimle röportaj yaparsam gidiyor demiştim. Gidiyor dedin, evet. Galatasaray'daki neler söyledi? En son röportajında neler söyledi? Ben Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirmişti. Ve kendisi açısından iyi bir sezon geçirdiğini. Ve maaşı tarafından, aldığı maaş yüzünden eleştirmek ayıp olduğunu, bunları kimseye yakıştıramadığını, çok fazla yersiz eleştirildiğini dile getirdi. Ve Galatasaray taraftarının sevdiğini ve bir sezon daha devam etmek istediğini dile getirdi. Ama geldiği takım ise Eyüpspor. Gerçekten iyi bir takım. Gelecek vadeden bir takım. Bence Süper Lig'e çıkarsa da devam edecek değil mi? Önümüzdeki sene çıkabilecek bir takımlardan birisi. Detaylı var anlaşmada. Çünkü Eyüpspor Başkanı aslında Murat Özkaya çok yetenekli, çok becerikli ve yıllardır, yaklaşık 20-25 yıldır tanıdığım bir arkadaşım, dostum kendisi. Orada Fatih Kulaksız da var, başkan, Eyüpspor başkanı o da. O da gerçekten muhteşem işler yapıyor. Bence Eyüpspor bir günde 11 transferi açıkladı. Ardından flash transferleri devam etti. Babel'in de Eyüpspor'a gelmesi bence hem Babel için bir kazanım oldu, hem de Eyüpspor için bir kazanım oldu.